Yaş 25. Evlilik zamanı geldi geçti. Derken annem açtı yuva kurma konusunu. Saliha bir kız olsun, gerisi gelir diye düşünüyordum. Yakın bir akrabamızdan haber geldi. Komşuları çok dindarmış. Kızlarının ailesinden daha da dine bağlı olduğunu duyunca sevindim. Gittik, bir görelim, görüşelim dedim. İlk önce ailesiyle konuştum. Hatta ben konuşmadım, sürekli onlar konuştu. Şaşırdım, kaldım. Bir şey diyemedim. Kına gecesinde en iyi müzisyenler olacakmış. Düğünde keza aynı. Ev dayalı döşeli olacakmış. Hem de hepsi en modasından, pahalısından. Efendim araba olacakmış, son model hem de. Çünkü komşunun damadı sıfır araba almış geçende. Anne, hadi kalkalım diyecektim ama utandım. Kızla görüştürmek istediler. İslamiyet'e uygun olarak görüştük. 15 bilezik, en güzel ve pahalı gelinlik, en büyük düğün salonu. Ne diyeceğimi bilemedim. Ben saliha bir eş istiyordum sadece. İstekleri bir türlü bitmiyordu. O anda yan taraftaki aynaya göz ucuyla baktım kendime. Görünüşümde de bir iş adamı profili yoktu. Neyse, 25 dakika konuştu. İstekleri bitince sıra bana geldi. Senin istediklerin nelerdir deyince, bir an önce kalkıp gitmek istiyordum, sıkılmıştım. Geleli bir saat olmasına rağmen dünya malına bağlananlarla birlikte olmak içimi karartmıştı. Cevap veremedim. Tekrar sordu, istediklerin nelerdir? Hayırlısı olsun dedim, kalktım. Böyle nezaketle ayrıldık evden. Yolda giderken telefon geldi. Amcam arıyordu. Yan komşuları Serhat amcanın kızı varmış. Serhat amca çok iyidir. Çocukluğumdan beri tanırdım kendisini. Tamam dedim, tamam. Geliriz amca. Serhat amcalara gitmek için hazırlanıp annemle koyulduk yola yine. 15 dakika sonra ulaştık evlerine. Sohbet açıldı çocukluğumuzdan ve beni başladı bir güzel övmeye. Kızardıkça kızardım utancımdan. Hiçbir şey de diyemiyorum. Derken söz asıl mevzuya geldi. Evladım dedi, seni severim. Maksat gençleri mutlu etmek. Allah'ın izniyle olur dedi ve başladı istediklerini tek tek saymaya. O kadar çok şey saydı ki inanın uykum gelmeye başladı. En sonunda da benim oğlumun kumar borcu var. Onu ödemeden evlilik falan olmaz dedi. Birden gözlerim açıldı. Şaşırmıştım açıkçası. Gözümü yerden alamadım uzun süre. Serhat amca, gençleri görüştürelim ne dersiniz? Deyince, tamam dedim. Bir odaya geçtik. Kız konuşmaya başladı. Önceki görüştüğüm kız gibi ne varsa her şeyi istiyordu. Konuşmasını çalan telefonu böldü. Açtı. Bir şeyler konuştu, kapattı. Tekrar telefon çaldı, yine bir şeyler dedi, kapattı. Sonra tekrar. Dayanamadım, sordum. Arayan kimdi? Eski nişanlısıymış. Ayrılalı 10 gün olmuş. Eğer bir sakıncası yoksa sorabilir miyim? Niçin ayrıldınız dedim. Tabii tabii dedi. Çay bahçesinde bir erkekle otururken beni görmüş de. Sonra tartıştık. Hadi ya, tartışma büyüyünce de ayrılmak zorunda kalmışlar. Şey dedim, oturduğunuz kişi kimdi?
çalıştığı yerdeki müşterilerinden biriymiş. Ha, demek önceden çalışıyordunuz. Evet evet dedi, ben masörüm. İnanır mısınız, şoktan şoka giriyorum. 5 dakikada bilmediğim bir sürü şey çıkmıştı. Neyse dedim, evlilik amacınız nedir? Nişanlısı çok rahatsız ediyormuş. Farklı bir hayat, farklı bir ortam istiyormuş artık. Yani açık konuşmak gerekirse hava değişimine ihtiyaç duymuş. Daha fazla dayanamayıp izin istedim, kalktım. Ben sadece saliha bir eş istiyordum. Nezaketle ayrıldık yine o evden annemle beraber. Daha sonra öğrendim ki Serhat amca arkamdan bir sürü laf etmiş. Gülümseyip bugün öven yarın söver dedim içimden. Artık evlilik düşüncesinden vazgeçmek üzereydim. Haftalardır dışarı çıkmıyordum. Akşamları hava almak için balkonda oturup kitap okuyorum sadece. Karşı komşumuz gece çalıştığı için akşam 9 gibi evden çıkıyordu. 10 yaşındaki oğlu da babasının peşinden ağlayıp dururdu her gece. Ablası çocuğu oyalamak için balkona çıkarıyor ve her fırsatta benimle konuşmaya çalışıyordu. Bu sık sık tekrar etmeye başlayınca bunaldım artık. Bir akşam kıyamet ve ahiret kitabını alıp aynı saatte çıktım balkona. Beni görünce o da çıktı balkona. Bir konu bulup yine başladı konuşmaya. Her akşam kitap okuyorsunuz, nedir onlar? İşte beklediğim fırsat gelmişti. Ha, okumak istersen vereyim deyince olur dedi. Besmele çekip 2-3 metre karşıdaki kıza attım kitabı. Hadi gir o zaman evde okumaya başla dedim. İlginç, kitabı okumuş olacak ki bir daha balkona çıkmaz oldu. Evlilikten vazgeçmiştim. Bir eş bulmak bana o kadar uzak geliyordu ki. Aradan aylar geçti. O zaman zarfında birkaç kızla daha görüşmeye gittim annemle, fakat netice aynı. Değişen bir şey yoktu. Bir salı akşamıydı. İçim çok daralmıştı. Adeta boğuluyordum. O gece 2 rekat namaz kılıp yattım. Acayip bir rüya gördüm. Birine anlatmalıydım bu rüyayı. O akşam balkonda dolunayı izlerken telefonum çaldı. Gözüm dolunayda, tefekkür ediyorum. Bir taraftan da telefonum çalıyor. Cebimden çıkarttım hemen. Kimin aradığına bakmadan kulağıma götürüp telefonu açtım. Arayan ses tanıdıktı. Fakat o günden sonra hayatımın değişeceğini nereden bilebilirdim ki? Arayan en yakın arkadaşım Ali. Canı sıkılmış beni çağırıyordu. Abdest aldım, evin yakınındaki çay bahçesine gittik. Çocukluğumuzdan açıldı konu. Sonra gördüğüm rüyayı anlatmak istedim. Tozlu bir köy yolunda gidiyordum. Elimde bir tane kılıç vardı. Etrafımdaysa bir sürü yılan. Yılanlar 1 metre kadar yükseltmişler kafalarını, yukarıya bakıyorlar. Hepsi üzerime atılmak için sanki zaman kolluyorlardı. Kılıçla kendimi savunmaya çalışıyordum. Bana yaklaşanları tek tek öldürüp ilerlemeye devam ediyordum. İleride uyuyan biri vardı. Bilmediğim bir ses işittim. Ama ortalıkta kimsecikler yoktu. O uyuyan kişiye baktım. O ses, yatan kişi Mus'ab bin Umeyr dedi radıyallahu anh. Allah Allah, şaşıp kalmıştım. Sonra ileride giden 2 kişi gördüm. Aa, biri peygamberimizdi sallallahu aleyhi ve sellem.
diğerinin kim olduğunu göremedim. Heyecanım kat kat arttı. Ali de heyecanlanmıştı. Ve başladı rüyamı yorumlamaya. Kardeşim, düşmanlarını yenerek iyi bir neticeye ulaşacaksın, dedi. Ve konu yine evliliğe geldi. Ben de başımdan geçenleri bir bir anlattım. Dertliydim bu konuda. Benim eşim dünyaya bağlı olmamalıydı. Sadece dünyalık uğruna yaşamamalıydı. Uzunca dinledi Ali sıkıntılarımı. O konuşmaya başladı bu defa. Evden çıkarken dedi, annem, bizim mahallede bir kız varmış. Onunla görüştürmek istiyorlar seni. Yok Ali, bundan sonra kolay kolay kimseyle görüşmek istemiyorum. Kusura bakma. Ha öyle mi dedi. Evet dedim. Kız da pek istekli değilmiş zaten dedi. Hayırdır dedim. O da birkaç kişiyle görüşmüş, daha sonra evlilikten soğumuş iyice. Ali'nin annesi ısrar edince de olur görüşelim demiş. Vay be dedim. Demek o da ters demiş herkesi. Evlenmeme kararı almış ha. İyi o zaman dedim. Yarın gidelim bir görüşelim. Bir taraftan da düşünüyorum. Rüyam gerçek mi olacak acaba? Bu zamana kadar sabrettim. Önüme gelen engelleri Allahu Teala'nın izniyle aştım. Acaba dedim. Ali ile vedalaştım, eve geldim. Ve konuyu anneme açtım. Yarın gidecektik görüşmeye. Çok heyecanlıyım. Sabah erkenden kalkıp giyindim. Heyecan gitmek bilmiyordu. Bir sağa bir sola yürüyüp duruyorum evin içinde. İlk defa bu kadar heyecanlıydım. Öğle namazını kıldıktan sonra yola koyulduk annemle. Ali bizi kızın evine kadar götürdü sağ olsun. Kapıyı çaldım. Kapıyı babası açtı ve eve buyur etti. Biraz sohbet ettik. Söz asıl konuya geldi sonra. Kızın babası konuşuyordu. Evladım benim söyleyeceğim bir şey yok. Sen kızımla konuş. Şaşırmıştım. Neden? Çünkü ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kalıyordum. Dünyalık bir konu açılmamıştı mesela. Neyse, bir odaya aldılar beni. Kızla görüşecektim. Kapı açık bırakıldı ama bizi duyan kimse yok. Sandalyeye oturdum. Ellerim masanın üzerinde, avucumun içerisinde ise terleyen ellerimi silmek için bir mendil var. Ve odaya o girdi. Nurani yüzlüydü. Hep önüne bakarak konuşuyordu. Diğer kızlar gibi bilezikten, düğünün nasıl olması gerektiğinden girmedi konuya. Size bir şey sorabilir miyim? Dedi. Tabii buyurun dedim. Bana namaz kılıyor musun demedi. Namazı kaç dakikada kıldığımı sordu. Mesela öğle namazını kaç dakikada bitiriyorsunuz dedi. 10-15 dakikada dedim. Memnun oldu. Bir yandan da şaşırmıştım. Çünkü bunları bana kimse sormamıştı. Sonra birikmiş ne kadar paran var deyince eyvah dedim. Buraya kadarmış. Önceki görüştüklerim gibi konuşmaya başlayacak eyvah. 45 bin lira dedim. Peki paranızın zekatını veriyor musunuz? Deyince yanlış düşündüğüm için utandım. Evet veriyorum dedim. Konuşmasına ağır ağır devam etti. Başı öndeydi. Bakın sizden önce 3 kişiyle daha görüştüm. Hepsi de zengindi. Güvendikleri tek şeyleri paralarıydı. Bütün konuşmaları paraya, zenginliğe dayanıyordu. Dine ait hiçbir bilgileri yoktu
ve namaz da kılmıyorlardı. Size ilk sorum namaz oldu, çünkü namazı doğru olan zaten kimseye zarar vermez. Ailesinin hakkını gözetir, haksızlık yapmaz, yapamaz. Herkes için en iyisini, en güzelini ister. Kimseyi hor görmez ve ezmez. Böyle insanı bütün mahlukat sever. Mahlukatın sevdiğini de Allahu Teala sever. Allahu Teala'nın sevdiği kul ise makbul edilen kuldur. Sadece onu dinliyordum. Öyle güzel konuşuyordu ki. Devam etti. Sonra size zekatı sordum. Çünkü o parada fakirlerin hakkı da var. Fakirlerin hakkını gözetmeyen eşinin hakkını da gözetmez. Allahu Teala ondan nasıl razı olur ki? Ne kadar doğru konuşuyordu. Konuşmaları beni o kadar mutlu etti ki, dünyalık bir şey istemiyorum diye sonlandırdı konuşmasını. Yan taraftaki kitaplığı gösterdi, okuduğu kitapları gösterdi. Görünce çok mutlu oldum. Çünkü benim okuduğum ehli sünnet alimlerin kitaplarını okuyormuş o da. Ben kızarıp terliyordum nedense. Elimdeki bez mendil iyice ıslandı. Benimse kıza soracağım bir şey kalmamıştı. Zaten sormadan her şeyi anlatmıştı bana. Son olarak annemle konuşmak istedi. Ben dışarı çıkmak için ayağa kalkınca elimdeki mendil yere düştü. Yere göz gezdirdim ama hayret, mendili bir türlü bulamadım. Neyse dedim, çıktım dışarı. Annem girdi, 10 dakika kadar konuştular içeride. Annem çıktıktan sonra izin istedik ve ayrıldık evlerinden. 2 tarafta birbirlerinden memnun olmuştu. Anneme içeride ne konuştuklarını sordum. Anneme nasıl davrandığımı, ailemle olan ilişkilerimi sormuş. Çünkü anne ve babanın razı olmadığı bir evlattan Allahu Teala razı olmazdı. Eve gidince konuyu babamla konuştuk. Çok sevindi. Abdest aldım, 2 rekat namaz kıldım. Biraz vakit geçirdim. Sonra birkaç gün önce gördüğüm rüya geldi aklıma. Elimdeki sabır kılıcıyla zorlukları aşmak nasip olmuş ve sonuca ulaşmıştım. Evet dedim, o rüya. Bugünden itibaren düğün hazırlıklarına başlayacaktık artık. Söz kesilip aileler arasında yüzükler takıldı. Düğün konusu biraz sıkıntılı olmuştu. Akraba tarafı çalgılı olmasında ısrar ediyor, bense dini yönden olmayacağını anlatmaya çalışıyordum. Ben yumuşak huylu oldukça onlar daha fazla üzerime geliyorlardı. Düğün çalgılı olurmuş onlara göre. Öyle cenaze evi gibi dualar edilip mevlit okutulmazmış düğünde. Ne yapacağımı şaşırmış ve iyice bunalmıştım. Defalarca bunun olmaması gerektiğini anlatsam da çalgısız olması gerektiğini bir türlü kabul ettiremiyordum. Bir akşam evde akrabalarla toplandık. Bu konu hakkında konuşuyorduk. Bir şartla isteğinizi kabul ederim deyince hepsi şaşırdı. Herkes gözlerini bana çevirmiş, ne diyeceğimi merakla bekliyorlar. Öldüğümde mezara benimle girecek olan varsa ve benim yerime hesap vermek isteyen olursa bunu kabul edeceğim. Kimse yüzüme bakmıyordu. Utandılar galiba. Bu konuda böylece kapanmış oldu şükür. Neyse,
Bir perşembe günü kız tarafıyla sözleşip düğün alışverişine çıktık. Nişanlım sanki yanımda köle gibi duruyordu. Ben ne göstersem olur olur ha beğendim diyordu sadece. Ya bir insan bu kadar mı mütevazi, bu kadar mı ince olabilirdi? Onun bu durumunu gördüğüm zaman ben en kaliteli, en güzel olan eşyaları alıyordum. Onu mutlu etmek için elimden geleni yapmak istiyordum. Günler böyle geçti. Nihayet Allah'ın izniyle evimizi döşemiştik. Her şey çok güzel gidiyordu. Ve nihayet, ah o düğün günü. Heyecandan ölecek gibiydim. Elim ayağıma dolaşıyordu adeta. Hamdolsun düğün de tam istediğimiz gibi oldu. Evliliğimizin ilk yılları diğer evlilikler gibi tartışmayla, kavgayla geçmiyordu. Biz İslam'ın etrafında birleşmiştik. Öyle büyük sorunumuz da olmuyordu. Eşimin zekasına, güzel ahlakına, güler yüzüne hayrandım. Onsuz zaman geçmiyordu sanki. İşteyken fırsat buldukça arıyordum, sesini duyunca daha çok mutlu oluyordum. Konuşmasında içimi rahatlatan bir tesir vardı. Bunu nasıl yapıyordu, bir türlü anlamıyordum. Eve gittiğimde her akşam beni güler yüzle karşılardı. O anda tüm yorgunluğum giderdi. Ben de yemek hazırlarken ona yardım ederdim. Sen otur lütfen, yorgunsun, zaten akşama kadar çalışıyorsun der. Ben de içeri gidip oturuyordum. Neden biliyor musunuz? Onun üzülmesini hiç istemiyordum. Her ne isterse yerine getirmek için can atıyordum. Benden bir şey istesin diye gözlerinin içine bakardım. Arada bir arabamla gezerdik. Çok mutlu olurdu gezince. Yine bir gün gezdirmek için çıkıp arabaya bindik. Sürekli bana baktı o gün. Ve dedi ki, sabır çok güzeldir. Sabır insanı bu araba gibi ulaşmak istediği bir yere götürür. Merak etme dedi. Bir ürperti geldi bana. Neden böyle bir şey dediğini anlayamamıştım. Neyse, biraz gezip eve geldik. Birkaç gün önce yatak odasının kapısı bozulmuş, kilidi zor açılıp kapanıyordu. Geçen gün mahallemizde hırsızlık olayı olduğu için odamızın kapısını kilitli tutuyorduk. Bir haftadır eşimin midesi bulanıyor, bunun için de geceleri sık sık kalkıyordu. Benim uykum çok hafif olduğu için de hemen uyanıyordum. O da bana kıyamıyordu. O gece tekrar midesi bulanmış olacak ki kalktı. Kalktığını hissedip gözlerimi açtım ama uyandığımı anlamadı. Beni uyandırmamak için parmaklarının ucunda yavaş yavaş kapıya doğru ilerledi. Aman Allah'ım! Fakat o anda gözlerime inanamayacağım bir olay yaşandı orada. Neydi o? Ben rahatsız olmayayım diye kilitli olan kapının anahtarına bile dokunmadı. Zaten kapı kilitliydi. Eşim, Bismillahirrahmanirrahim dedi ve kapıyı açmadan dışarı çıktı. Bu durumu görünce kalbimin atışları nasıl hızlandı, nasıl terlemeye başladım anlatamam. Hemen yataktan kalktım. Gözlerimi ovuşturuyorum. Acaba rüyada mıyım? Kapıya bakıyorum. Bu nasıl olur? Yatak odasının camından lavabonun ışığı belli oluyordu. Lavaboda elini yüzünü yıkayıp ışığı söndürdü.
Ben de hemen yatağa yatıp uyuyormuş gibi numara yaptım. Yine kapıyı açmadan odaya girdi. Kalp atışlarım iyice artınca dayanamadım. Uyanmış gibi yaptım. Yatakta şöyle doğruldum, oturdum. Tatlı tatlı yüzüme bakıyor. Adeta yüzün nurlanmış gibi. Uyandığımı görünce, "Özür dilerim, seni rahatsız mı ettim?" dedi. "Yok yok, çıtını bile duymadım." dedim. Yine gülümsedi ve yattı. Böyleydik. İşe gittiğimde sürekli o anları düşünüp duruyordum. Bu nasıl olabilirdi ya? Akşamleyin eve gittiğimde zile basmadım ve kapıyı kendi anahtarımla açtım. Kapıyı açtığımda eşimi karşımda buldum. İşten geldiğimde kapıyı açmak için bekliyormuş o da. Selam verdim, elimi yüzümü yıkayıp beraber sofrayı hazırladık ve yemeği yedik. "Bugün neden böylesin? Bir şey mi oldu?" Cevap veremedim. Dün geceki olayı nasıl sorabilirdim ki? "Sana bir şey söyleyeceğim," dedi. Elimden tuttu, beni ayağa kaldırdı. Güzel gözlerinin içine bakıyordum. "Buyur buyur söyle," dedim. "Hamileyim," dedi. Ondan sonrasını hatırlamıyorum zaten. O anda ayaklarım boşaldı. Düşüp kalmışım yerde. Yarım saat sonra kendime geldiğimde eşim yanı başımda. Yattığım yerden doğrulup eşime bakınca utanıp yüzünü yere çevirdi. Bu habere o kadar sevinmiştim ki anlatamam. Akşamları işten eve gelirken artık bebek eşyaları alıyorum. Gece yattığımızda eşimle hayal kuruyoruz. Çocuğumuz belli bir yaşa geldiğinde acaba hangi kitabı okutmalıydık? İlk önce namaz kitabından mı başlamalıydık? Neleri öğretmeliydik? Herkese lazım olan imanı mı okutsaydık? Yok halifelerin menkıbelerini mi anlatsaydık? Bunları düşüne düşüne gözüme öyle bir ağrı girdi ki eşime rica ettim. Bana dedim sesli olarak İmam-ı Rabbani'nin mektubatını okur musun? 212. mektubu okuyordu hanımım. Bir ara gözlerimi açtım, elindeki kitap kapalı. Gözlerimi açtığımı görünce hemen kitabı açıp gözlerini kitaba dikmeye başladı. Anladım ki o kadar sayfayı ezbere okuyor. Mektup bitince durdu. "Mektubatı bu zamana kadar kaç defa okudun?" diye sorunca "Bilmiyorum," dedi. "Peki kitabı bitirmen ne kadar sürüyor?" "Bir hafta," dedi. Anladım ki eşim aynı zamanda manevi derecelere yükselmişti. Beni rahatsız etmemek için kapıyı açmadan çıkması da onun bir özelliğiydi, kerametiydi. O günden sonra eşime olan hürmet ve saygım daha da arttı. Bir evliya ile evliydim. Her yönden güzel bir insandı. İlmihal okuduğumda anlamadığım yerleri eşime soruyordum. Öyle güzel açıklayıp anlatıyordu ki hayran kalmamak mümkün değildi. Hikmetini bilmediğim en ufak bir davranışını görsem soruyordum. O da hemen açıklar, "İlmihal'in şu sayfasında yazıyor," derdi. Her haline sabrediyordu ve her haliyle de şükrettiği ortadaydı. Eşimin birkaç kerametini daha görünce dayanamadım. Artık ne pahasına olursa olsun bu konuyu konuşacaktım kendisiyle. Her zamanki gibi işten geldim. Yemek yedik, konuyu konuşmak için eşimi karşıma aldım. Giderek büyüyen bir heyecanla yavaş yavaş konuşmaya başladım. İslamiyet'in en ince kurallarına
en güzel şekilde dikkat ediyorsun. Konuyu uzatmak istemiyorum. Dediğim anda eşim konuşmaya başladı. Sabır güzel şeydir. Sabrederken şükretmek daha güzeldir. İnsan her haline sabreder ve şükrederse Allahu Teala ona daha iyilerini ihsan eder. Artık ağzımdan tek kelime çıkmıyordu. Eşim de konuşmasını bitirmişti. O günden sonra ona olan davranışlarım daha da dikkatliydi. Onu kırabilecek her şeyden uzak duruyordum. Bir akşam annem aradı. Komşu kızının düğünü varmış 2 gün sonra. Düğüne beni de davet etmişler. Eşimle birlikte gittik düğüne. Her şey dinimize uygun düzenlenmiş. Erkekler ayrı, bayanlar ayrı bir bölümde. Bir akşam kendisine balkondan verdiğim Kıyamet ve Ahiret kitabı geldi aklıma. 10 dakika sonra küçük bir çocuk geldi. O kızın kardeşi. Babası işe giderken arkasından ağlayan çocuk vardı ya. "Abi," dedi, "eğilir misin?" Eğildim. Kulağıma ablasının bana çok teşekkür ettiğini söyledi. Ben vesile olmuşum onun bu duruma gelmesine. Bunu öğrenince çok sevindim. Tabii eşim hamile olduğu için fazla kalamadık, düğünden eve geçtik. Böyle güzel zamanlar yaşadık, neler neler. Aradan aylar geçmiş ve eşim doğurmuş ve bir tane oğlumuz olmuştu. Elhamdülillah, hayatımızdan çok memnunduk. Eşimle her akşam kitap okumaya devam ediyorduk yine. Eşime artık üstadım diye hitap ediyordum. O benim üstadımdı. Dünya ve ahiret saadetim için en büyük vesileydi. Geceleri rahatsız olmasın diye oğlumuz ağlayınca çocuğu alıp başka odaya götürüyordum. Böyle 2 yıl geçti. Oğlumuz büyümüştü. Eşim her fırsatta sabır ve şükretmemi telkin edip duruyordu yine. Bir zaman sonra hastalandı. Zamanımızın çoğu hastane köşelerinde geçmeye başladı. Eşimin hastalığı artmış, benimse elimden hiçbir şey gelmiyordu. Bir akşam işten eve geldiğimde kapıyı çalmama rağmen o kapı açılmadı. İçeri girdim. İçeriden bilemediğim çok güzel bir koku geliyordu. İçeri girdim. Eşim yatıyor. İlk önce uyuyor zannettim. Ses çıkarmayayım. Uzun zaman uyanmayınca gidip uyandırmaya çalıştığımda vefat ettiğini anladım. O anda yıkılmıştım. İçim yanmıştı. Gözlerimden yaşlar akmaya başladı. Annemi aradım. "Ne olur gel." İşte böyle. Eşimi diğer gün defnettik. O kadar ilginç ki, eve girdiğimde burnuma gelen o güzel koku şimdi mezardan geliyor. Her gittiğimde o kokuyu duyardım. Giremiyordum eve. Onu özlüyordum ben. Canım eşim, üstadım vefat etmişti. Söylediği gibi yapmaya çalışıyor, sabretmekten başka çare bulamıyordum. Her an aklımda. Aylar sonra eve girme cesareti gösterdim. Gözlerim dolu dolu ağlıyorum. Balkona çıkıp sandalyeye oturdum. Dolunay vardı. Ali'nin beni aradığı o akşam geldi aklıma. O akşam da aynı dolunay vardı. Gözlerimden yaşlar akarak dışarıya çıktım. Doğru üstadımın, eşimin mezarına gittim.
saatlerce ağladım. Sonra arkamdan bir el omzuma dokundu. Arkama döndüm. Eşim nurlar içinde arkamda. Aman Allah'ım! Heyecandan hiçbir şey söyleyemiyordum. Tansiyon mu, baş dönmesi mi bilemedim. Gerisini hatırlayamıyorum, bayılmışım. Uyandığımda sabah ezanı okunuyordu. Kalktım, etrafa baktım. Eşimi gördüğüm anda sabret dediğini hatırladım. Evet, sabret demişti. Hemen camiye gidip abdest aldım. Namazı kıldıktan sonra dışarı çıkarken cebimde bir şey olduğunu fark ettim. Elimi cebime attım. Bu para değil. Ama ne? Ah! Mendildi. Eşimin evinde ilk konuştuğumuz zaman avucumun içindeki mendil ayağa kalkarken onların evinde yere düşmüştü ya, hani bulamamıştım. Demek ki eşim bulup saklamış. Mendilin bilmediğim şekilde çok güzel bir kokusu vardı. İnna lillah ve inna ileyhi raciun.